Arkadaşlar, merhabalar. Bugün size birkaç tane güzel soru göstermek istiyorum. Ee, şimdi mesela Riemann'la ilgili hemen bir başlayalım. Çünkü bazen burada Riemann'da takıldığınız yerler olabiliyor. Ben size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi size bazen böyle kolay Riemann'lar verilir. Alt toplam, üst toplam nasıl yapılır onu bir görelim. Ee, bir kere eşit parçalara bölünür. Basit yapacağım, abartmayacağım. Sadece iki parçadan oluşturalım tamam mı? Riemann nasıl olur alt toplam? bir kere eşit aralıklara böldükten sonra ya sıfırı kullanırsınız ya biri kullanırsınız. Ve bunu şöyle düşüneceksiniz. Sıfırdan yukarı böyle bir ok çıkar tamam mı? Yol alıyorsun böyle. Aldığın yolu grafiğin olduğu yerde durman lazım. Grafiğin geçtiği yerde durunca böyle dikdörtgeni hemen sağa kır direksiyonu ve dikdörtgenini oluştur. Böylece 0-1 aralığında böyle bir dikdörtgen oluşturursun. Mesela 1'i mi kullanacaksın? Yine aynı şekilde başka bir şekilde göstereyim bakın. 0-1 bir aralığı. Birden yola çık. Grafiğin olduğu yerde dur. Bu sefer tabii böyle yapamazsın çünkü 0-1 aralığı ya. Sola kır direksiyonu ve oluştur dikdörtgenini. Bu şekilde bu mesela üst toplamın bir parçası oldu. Niye? Üst toplamdan kastımız şu. Grafiğin üstünde kalması lazım. Bak burası grafiğin üstünde kalıyor. Sonra yine şuraya bakalım bakın. Bu yine grafiğin altında kalıyor. O zaman bu alt toplam. Bu üstünde kaldığı için üst toplam. Kriterimiz sadece şu. Grafiğin üstünde mi kalmış, altında mı kalmış? O zaman hemen size burada Riemann toplamlarını göstereyim. Sıfırdan yola çıktım. Burada durdum. Dikdörtgeni kırdım böyle direksiyonu sağ. O zaman bu alt toplamın bir elemanı oldu. Bir de şimdi yola çıktım. Burada durdum. O zaman ne oldu? Alt toplam. Gördüğünüz gibi alt toplam oluşturmak için Sıfır köşesini ve bir köşesini kullandım. Muhakkak her zaman ne yapıyoruz? Grafiğin üzerindeki bu noktaya gidiyoruz. Çünkü o grafiğin ordinatı bize dikdörtgenin boyunu veriyor arkadaşlar. Aynı grafik üzerinden gidelim. Alt toplam yap yaptık, üst toplam yapalım. 0 bir, bir, iki. Yukarı çıktım, burada durdum. Gördüğünüz gibi ne oldu? Bu şekilde bir üst toplam, böyle bir dikdörtgen oldu. İki de çıktım, sola kırdım direksiyonu. Bak burada da üst toplamın elemanı oldu. Gördüğünüz gibi e, sol taraf alt toplamken sağ taraf arkadaşlar üst toplam gelmiş oldu. Burada bir konuda daha uyarayım. Gelelim şimdi x ekseninin altında kalırsa ne olur arkadaşlar? Bakın şimdi diyelim şöyle bir fonksiyon, yine basit yapayım aşırı kasmayalım şimdi. Burada böyle yaptık yine e, şöyle 0, 1, 2 diyelim. Riemann alt toplamı böyleyse ne olur? Takip edin. Şimdi arkadaşlar burada Riemann alt toplamı şöyle olacaktır. Grafiğin altında kalmak. Sakın buna alt toplam demeyin. E altında kalıyor ama o x eksenin altında kalıyor. Biz ne diyoruz? Grafiğin altında kalmalı. Bu mor çizdiğim x eksenin altında. Ben x eksenin altındaki toplamla ilgilenmiyorum ki. Ben grafiğin altındaki toplamla ilgileniyorum. O yüzden bu bilgidir bak. Yorum değil. Net bilgi. Ne yapacaksın? x eksenin altında kalıyorsa işte sana Riemann alt toplamı. Şu an grafiğin altında kaldı bakın, tamam mı? Sonra geliyorum. 2'yi kullanacaksın yine alt toplam için. Gördüğünüz gibi bu grafiğin altında kaldı. Zaten matematik bilgisi nettir. Burası üsttür arkadaşlar. Burası alttır. Baktığınız yere göre değişmez. Yani ben buradan bakarım, orası üst. Öyle bir şey kavramımız yok. Karşıdan bakıyoruz. Burası gerçekten üst. Burası gerçekten alt. Net bilgi budur. Aklınıza e, takılmasın böyle. Yani gördüyseniz bilmiş olun. Üst toplamı yapalım aynı grafikte. Bakın şimdi grafiğin üstünde kalacak. Sıfırı kullandım. Gördünüz mü? Böyle. Sonra biri kullandım. Gördünüz mü? Böyle şey, şöyle yapayım tabii dikdörtgen. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bu da üst toplam. Eğer size dersek işte x eksenin altında bir grafikte alt toplamı bulun. Mesela buranın alanı atıyorum 1 olsun. Buranın alanı da 2 olsun tamam mı? Burada Riemann alt toplamı kaçtır? Eksi 3. Neden peki? Çünkü malum grafiğin altında kalan bölgenin integrali neydi? Negatifti. Dolayısıyla alanı bulduktan sonra eksiyle çarpmayı unutmayın. Sonra burayı yine aynı şekilde yapalım. Mesela burası 0.5 olsun. Buraya 1 diyelim. O zaman Riemann üst toplamı ne geldi? Eksi 1.5. Gerçekten üst toplam hakikaten alt toplamdan daha büyük oldu. Dolayısıyla kriterimiz neymiş? Tek kriterimiz var aslında. Üst toplam grafiğin üstünde kalır. Buraya da yazayım. Grafiğin üstünde kalır üst toplam grafiğin üstünde kalır. Alt toplam da grafiğin altında kalır arkadaşlar. Bunu böyle söylemiş olayım. Bir uyarım daha olacak. E, madem uyarılardan gidiyoruz. Riemann toplamı sıfır olabilir mi? Evet olabilir. Bakın şimdi. Demin bilerek biraz uyanıklık yaptım. Grafiği buradan başlattım. Ya grafik böyle başlıyorsa? O zaman ne olacak? Mesela dedim ki ben size 0-3 aralığında Riemann alt toplamını bulunuz bakalım. 0, 1, eşit aralıklara böldük. 2. Şöyle böldüm. 3 tamam mı? Riemann alt toplamı yapacağım. Bak şimdi olaya. 0 1 aralığında ya 0 ya 1 kullanılır değil mi? 1'i kullanırsam kırdım direksiyonu sola. E üstünde kaldı. Olmaz. E 0'ı kullanınca yukarı çıkamıyorum. Üstünde kaldım. 0 1 aralığında Riemann alt toplamı 0 geldi. Böyle bir şey olur mu hocam? Orada alan kaldı. E zaten Riemann toplamı size net integral veriyor mu? Hayır. Mecburen ne oldu bakın? Burada sakın o alana hesaplamak zorunda kalmayın, hesaplamayın, eklemeyin amane. Çünkü mevzumuz şu, dikdörtgen oluşturamadım, oluşturamadığım dikdörtgenin sadece eni var. O zaman burada Riemann toplamı sıfır olmak zorunda, tamam mı? Böyle bir bilgi, net bir bilgi var, yoruma açık da değil arkadaşlar. İlk defa görüyorsanız aklınızda bulunsun ve özel ekstra şeyler düşünmeyin. Olayımız şu, ya soldan dikdörtgen oluşturacaksın, ya sağdan dikdörtgen oluşturacaksın. O zaman bu durumda dikdörtgen oluşmuyorsa oluşmuyordur. Bir hata olur mu hocam? Yok olmaz. İçiniz rahat olsun. Devam ediyorum alt toplama. Bak bir de problem yok ama. Gördünüz mü böyle? Hakikaten altında kaldı. İki de yine çıktım yukarı. Problem yok. Gerçekten o zaman burada Riemann alt toplamımız Uyduruyorum buraya bir diyelim. Buraya iki diyelim. Alanımız 3 geldi arkadaşlar. Tabii ki integral 3'ten daha büyük. Neden? Şuralar boşta kaldı. Onu biz de görüyoruz zaten. Bak böyle. Buralar boşta kaldı. E zaten neydi? İntegral Riemann'dan daha büyük oluyor böyle eğrisel olduğu zaman. Üst toplama gelelim aynı grafik için. Bakalım orada ne oluyor. Yine böyle başladım. 0'la bir aralığında bu sefer biri kullandım. Bak tam üst toplama oldu bu sefer. Yine 2'yi kullandım. Evet, üst toplama oldu. Sonra 3'ü kullandım. Evet, üst toplama oldu. Gördünüz mü? Bu şekilde e, integral bu sefer alandan tabii ki e, şey Riemann alandan daha büyük çıktı. Neden? Buralarda üstte kaldı. Gördüğünüz gibi alt toplam ve üst toplamda bazen cevabın sıfır çıkabileceğini de lütfen unutmayın. Dikdörtgen oluşturamıyorsam kendimi kasmama gerek yok. Bu ön bilgileri verdim. Biraz Riemann tekrarı yaptık sizinle. Şimdi hadi bu soruyu çözelim. Önce ama siz çözün, sonra da benden bir dinleyin. Ne demiş? F1-5, F2-1, F3-0, F5-2 integralinin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi e, F0 vermiş miydi bize? Vermemiş. Zaten onunla ilgilenmiyoruz. F1'in 5 olduğunu biliyorum. Şöyle yapalım. Sonra F2'nin 1 olduğunu biliyorum. Tamam. Böyle. F3'ün 0 olduğunu biliyorum. Ve F5'in de eksi 2 olduğunu biliyorum. Şimdi f5 de böyle eksi 2. Şimdi burada problem ne ama? 1, 2, 3 Riemann yapmayı düşünüyorum. Ben yani alanın integralinin yaklaşık değeri ne olabilir diye soruyor ya. Ben orada açıkçası Riemann'dan giderim. Bu yüzden de arayı eşit parçalamak için oraya bir 4'ü yerleştirelim. Fonksiyon böyle azalıyor. Azalıyor bir yerde böyle geliyor. 4 noktasındaki değerini bilmiyoruz. Sorun değil hallederiz. Yani ona göre harflendiririz. Zaten olabilir diyor ya buluruz şimdi bakalım ee, üst toplam ve alt toplamı karşılaştıralım önce arkadaşlar biri kullanacağım şöyle bakıyorum buradan ee, üstünde kaldı gördüğünüz gibi sonra 2'yi kullanıyorum çıktım kırdım direksiyonu sağa Evet üstünde kaldı Şimdi bak ne yapıyoruz arkadaşlar üst toplam yapıyoruz grafiğin üstünde kalacak o zaman 3'ü kullanırsan ne olur bu grafiğin neresinde kalır Üstünde kalmaz. Zaten 3'ü kullandığın zaman boşluğa mı düşeceksin? Hayır. E, 3'ü kullanınca ne oldu? Kullanamıyorum, aşağı inemiyorum, yukarı çıkamıyorum. Tam grafiğin üstündeyim. 3 ile 4 aralığında o zaman üst toplamamız 0 geldi. Niye? Eğer 4'ü kullanırsam, dikkat bak soruyla uğraştığınızda fark etmiş olmanız lazım. Bu nerede kaldı? Gördünüz mü? Altında. Ama ben ne yapıyorum şu an? Üst toplam. O zaman hocam olmadı. E tamam dert değil. Bak 0'mış buradaki üst toplam. Tamam mı? Dolayısıyla devam ediyorum. 4'ü kullanacağım. Bak 4'ü kullandığımda gerçekten burası grafiğin üstünde kaldı arkadaşlar. Dolayısıyla bilmiyorum buraya A diyelim. Tamam mı? Uzunluğuna. Şimdi e, F1 neydi? 5. Boyumuz 5. Enimiz 1. 5 çarpı 1'den 5. Sonra burası 1 değil mi? F2. E, 2 ile 3 aralığı. Burası zaten 1. 1 çarpı 1'den 1. Sonra 3 ile 4 arası 0 oldu. Tamam 0. 4 ile 5 aralığı 1. Oradaki uzunluğumuz da A oldu. Yalnız tabii ki orası altında kaldığı için eksi A demeyi unutmayacağız. Buna göre 6 eksi A geldi değil mi Riemann üst toplamamız? E A bir tabii ki bir reel sayı. O zaman 6'dan küçük olmalı. Kafadan bak hangi şıklar elendi? D şıkkı, E şıkkı olabilir dediği için D ve E'yi eledik. Şimdi gelelim üst toplama arkadaşlar. Üst toplamı da nereye yapayım? E, vallahi yerimiz kalmadı ha. Şunları sileyim mi? Nasıl olsa baktık demin. Şimdi aynı grafik üzerinden gideceğiz. Ee, şöyle. Ben bir çizeyim müsaadenizle. Evet şöyle bir grafikti. Dolayısıyla üst toplamı yaptık değil mi? Biz alt toplama bakalım. Şimdi birden başladık. Şimdi birde üst toplam oluyordu. O zaman neyi kullanacağım? İkiyi. Ne yaptım? Yukarı çıktım. Sola kırdım dümeni. Bakın gördüğünüz gibi altında geldi. Şimdi bak yine 3'te Şimdi bunu kullanırsan üst toplam olur. Alt toplam yapacağım. Gördünüz mü? Olmuyor. Çünkü şöyle. Sonuçta ben dikdörtgen oluştururken 2'den oluşturursan üstünde kalıyor. 3'ten aşağı yukarı inemem. Tam üstündeyim. O zaman 2 ile 3 aralığı 0. Ona dikkat edelim. Tamam mı? Burası bir birim kare. Sonra yine geldik. Ee, ne yapmaya çalışıyoruz şu an? Alt toplam. O zaman ne yapacağız? Grafiğin altında kalacağız. Bak burası. Yani burası neydi? 3, şurası 4. Burasının uzunluğunu bilmiyoruz, a demiştik. Sonra yine altında kalacağız, 5'ten aldık. Böyle gördünüz mü? Dolayısıyla burası da kaçtı? F5 2. Şimdi artık şu dikdörtgenin alanı 1 çarpı 2'den 2, iki. ama altta kaldığı için eksi 2. Burası arkadaşlar 3-4 ee, aradaki uzunluk bir birim, a birim kare ama eksi a diyeceğiz. Sonra burası bakın 0. Sonra burası da 1. Böylece ne gelmiş oldu? Eksi 1, eksi a. A tabii ki. 2'den küçük bir sayı değil mi? Çünkü buranın zaten uzunluğu 2. Bu a bakın 2'den de küçük. O zaman bu da eksi 1 eksi a. Yazalım. a 2'den küçük. O zaman eksi a eksi 2'den büyük. Her iki tarafa ekleyelim bu eksi 1'i. Eksi a eksi 1 de eksi 3'ten büyük geldi. Bak o zaman alt toplam eksi 3 eksi 1'den büyük. E, eksi 3'ten büyük pardon, eksi a eksi 1, eksi 5 olamaz. Eksi 7 bölü 2 yine eksi 3'ten küçük olamaz. Geriye ne kaldı? 11 bölü 3. Yani Riemann'ın böyle gerçekten biraz ters bir sorusu ama hem konudan biraz bahsederek hem de böyle bu soruyu anlatarak aslında Riemann'la ilgili söyleyeceğim her şeyi bu soru üzerinden söylemiş oldum arkadaşlar. Bunu böyle bir referans soru olarak düşünebilirsiniz. Şunu da bir göstermek istiyorum ya daha öncesinde göstermiş olabilirim muhtemelen normalde ben size bir 132 soruluk bir test şey yapmıştım yani böyle sınav e, için böyle hoşuma giden bu sene çözdüğüm sorulardan oluşan e, isterseniz böyle bazen onlara bir tıklayıp bakabilirsiniz ama dediğim gibi e, şu an kendinizi neyi iyi hissettirecekse onu yapmaya çalışın ama bomboş durmayın. Çünkü bomboş durursanız aklınız kurcalanır. Ben derste uğraşmanın diğer şeylerden çok daha kolay olacağına inanıyorum. İnsanlar da biraz de, he, şey yapar heheilerinüzü üstüne gelebilir, üzerinize gelebilir ama ders çalışınca bir noktadan sonra odaklanıyorsunuz. Bir üçgen verilmiş ABC üçgeni. AB kenarı 6x artı 8y eksi 4 4 doğrusu üzerinde. Bir de ben Burada özel doğrular değil hani y eşittir x, x ekseni, y ekseni e, orijinde bir nokta. Biraz böyle arkadaşlar standart çiziyorum. Gerekirse yine analitik düzleme taşırsınız. Ağırlık merkezi de böyle 3'e 2 noktası verilmiş. Ve bizden ne istiyor? Bu AB kenarına ait yüksekliği istiyor arkadaşlar. Yani şöyle e, C köşesinden bir dik indirmem lazım. Ağırlık merkezinde şöyle yapalım. Ne düşünebiliriz şimdi burada? Ağırlık merkeziyle bunun ne ilişkisi olabilir? Şimdi bir bunu kontrol edelim. Bakalım. Bir kere arkadaşlar bu bir noktadan bu doğruya inen diki istiyor. Yani benim aslında C noktasını bilmiyorum. C noktasını bilseydim eğer noktanın doğruya uzaklığını yapardım değil mi? Peki ağırlık merkezinin ne alakası var? Temel üçgen yorumlarında ağırlık merkezini şöyle kullanırız arkadaşlar. Ağırlık merkezinden şöyle bir paralel çektiğiniz zaman tabana. Bu kenar ortay bu ağırlık merkezinden geçtiği için böyle 2K'ya K'dır değil mi? Karşılıklı oranlar eşit olur yine 2A'ya olur. Karşılık oranlar eşittir yine 2B'ye B olur. Küçüğün tamamının oranı 2 bölü 3 olduğu için buraya 2x dersek 3x olur. Bu bir kenar olduğu için burası da 3x olur. 2'nin 3 oranından dolayı burası da böyle 2x olur. Dolayısıyla ağırlık merkezinin böyle bir 2'ye 1 oranı yaptırma özelliği vardır. Bunu da kullanırız. Peki bunu niye söyledim? İşte ben buraya böyle bir dikindirirsem ağırlık merkezinin bu doğruya olan uzaklığını bulursam arkadaşlar. Ağırlık merkezi şöyle köşeden kenar ortayı da buradan geçirirsem böyle K'ya 2A olur değil mi? K'ya 2K olur. 1'in 3'e oranından H burası da ne gelecektir? 3H. Böylece bak C noktasının AB'ye olan uzaklığını bulurum. Demek ki ben G'nin AB'ye olan uzaklığını bulursam bu uzaklığa H dedik. C'nin AB'ye olan uzaklığı da 3H gelecekmiş arkadaşlar. Yapalım şimdi artık. Bir noktanın doğruya uzaklığı nasıl bulunur? Formülü hatırlayın. Bir MN noktasının AX artı BY artı C eşittir 0 olan uzaklığı. Noktayı git önce denklemde yerine yaz. A çarpı M, B çarpı N artı C mutlak değer içinde bölü x'in katsayısı ve y'nin katsayılarının kareler toplamının karekökü. Lütfen bu formülü bilin arkadaşlar. Yani bu formülü bizim için çünkü uzaklık bulmada gerçekten değerli. Dolayısıyla bu bize haşı verecek. Yapalım. Gerçekten de burada görelim bakın. 6 çarpı 3 18. 8 çarpı 2 16. Eksi 4. Bölü paydaya da yazıyorum şimdi. 6'nın karesi 36. 8'in karesi 64. Çıkardık. Ee, böldük daha doğrusu ne yaptı? 34 eksi 4 30 bölü 10 yani h 3 geldi. Bana ne lazım arkadaşlar? 3 h. Demek ki burası da bakın 9'muş. İşin içinde hem benzerlik var hem de noktanın doğruya uzaklığı var. Analitik yaptık. Bir de geometride arkadaşlar biliyorsunuz ÖSYM sadece yeni nesil soru sormuyor. Sorularda da göreceksiniz. Çıkmış soruları çözerken yakın zamandakileri bile çözerken göreceksiniz. Klasik sorular da soruyor. Bildiğiniz geometri bilgisi kullanmak gereken. Biz işimizi şansı bırakmayalım. O yüzden size normal, biraz gözünüzden kaçın ama klasik müfredatın içinde olan bir kavramdan bahsedeyim. Bir kere, çevrel çember, malum bütün çokgenleri, çevreler, düzgün çokgenleri, özellikle dış bükeyleri. İç bükeylerde belki problem olur ama biz zaten dış bükeylerle uğraşıyoruz. Dolayısıyla düzgün dörtgen ne o? karede mi? Bazen karıştırılıyor. Mesela kare bir düzgün dörtgendir. Düzgün çokgenin özelliği ne çünkü? Hem e, ee, kirişler eşit, şey kirişler diyorum hem kenarlar eşit hem de dış açılar eşittir düzgün çokgenlerde. O yüzden düzgün dörtgeni sakın eşkenar dörtgen sanmayın. Hani olur da bir gün karşınıza sınavda çıkar. Eşkenar dörtgen kenarları eşittir ama açıları eşit değildir. Düzgün çokgen değildir ama kare bir düzgün dörtgendir. Özelliği ne? Çemberin içine yerleştirince bütün kirişler eşit değil mi? O zaman bütün kirişler eşit olduğunda bunlar 90 derece. Peki bu 90 derecenin özelliği ne? Aynı zamanda bu çokgenin bakın dış açısı. Düzgün altıgeni düşünün. Şöyle. Düzgün altıgeni düşündüğünüz zaman çokgenin etrafına çevrel çember çizseniz. Burada görüyor musunuz? Gerçekten 6 tane kiriş var. Bu 6 tane kiriş 360 bölü altıdan ne yapar? 60 derece. E bu 60 derece aynı zamanda neye eşit? Dış açıya. O zaman arkadaşlar bir düzgün çokgende şöyle bir kenar bir kirişe eşit oluyor. Kirişin gördüğü bu yayda dış açıya eşit oluyor. Aynı zamanda bu neye eşit bakın? Çevrel çemberin böyle merkezindeki açıya. Gerçekten burası da 60 derecedir. Yine bunun çevrel çemberin merkezini düşünürseniz gerçekten burası 90 derecedir. O zaman bir merkez açının gördüğü bir yay aynı zamanda bir dış açıya eşit olmuş oldu. Dolayısıyla biz çokgen sorularında böyle çember yorumları kullanabiliriz. Bir bilgi daha göstereceğim çünkü çember ayeti de var ya malum. Çokgenle birleştirirsek kazanımları birleştirdiğinde sorduğunda neye dikkat etmeliyiz? Bir düzgün çokgen olsun şöyle. Düzgün sekizgen gibi. Hani devamı önemli değil. Bunun etrafından böyle bir çember çizelim. Burada çizdiğimiz çemberde mesela bu kirişi birleştirsem şuraya kesinlikle paralel olur. Neden? Çember yorumu. Çemberde eğer bu yaylar eşitse ki burada eşit kirişlerden dolayı eşit kirişlerin arasındaki kirişler birbirine paraleldi. O zaman arkadaşlar düzgün bir çokgende eşit parçada koparılmış kirişler görürseniz birbirine paralel olduğunu görün. Ne demek istiyorum? Bu sorudan yola çıkayım bakın. Mesela burada ABC ile şuradaki CD hatta şöyle göstereyim. AB ile buradaki DE'yi düşünün. Böyle birleştirirseniz BDAE'ye paralel olacak. Niye? Bu da alfa. Bu da alfa çember çevre dediğiniz zaman başka. Yine soru üzerinden göstereyim sonra soruya geçelim. Mesela burada şunu birleştirsem sonra da bunu birleştirsem. Bunlar birbirine paralel şey şöyle. Bunlar birbirine paraleldir. Niye? Bak burada iki kiriş var. 2 alfa. Burada iki kiriş var. 2 alfa. Eşit yayların arasındaki kirişler birbirine paralel olacaktır. Bazen böyle yorumlar kullanabiliriz. Aklınızda bulunsun tamam mı? O da nereden geliyor? Eşit yaylar varsa aradaki kirişlerin paralel olmasından çember özelliği. Bu kadar muhabbet yapmamın sebebi biraz soruda buna bağlayacağız. Bir bilgi daha söyleyeyim. Şöyle çevrel çember yardımıyla arkadaşlar bazen buradaki açıları bulabilirsiniz. Niye? Şimdi buraya biz ne dedik? şu ve şu iki tane dış açı görüyor. Örnek bu alfa alfa diyelim dış açıya. O zaman ben şu açıyı bulmak istersem bak bu dış açı iki tane olduğu için yarısı alfa olur. Ya da mesela şu açıyı mı bulacağım ben? Kaç tane kenar görüyor? Şöyle birleştir doğru parçalarını. 1, 2, üç tane yay görüyor. O zaman buraya 3 alfa dersen burası 3 alfa bölü 2'dir. Dolayısıyla bu şekilde arkadaşlar çember yorumlarını düzgün çokgenlerde kesinlikle ...çevre açı, merkez açı ilişkisiyle yapma hakkınız var. Artık soruya gelelim. A, B, C, D, E, F, G bir düzgün 12 genin köşeleri. A, E, C, G, kesişimleri H. GH bölü, HC oranı kaçtır? Sorunun zorluğuyla ilgilenmiyorum. Ben sorunun zor olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kolay bir soru değil. Maksat burada bir sürü şey anlatmaktı size. Çünkü basit bir soru olunca... ...oradan geliyor, buradan geliyor, şuradan geliyor diyorsunuz. Bu sefer soruda asıl anlatmamız gereken yer gidiyor. Ben düzgünce şimdi bunları anlattıktan sonra soruya geçiyorum. CH bölü GH oranı nedir diye sorulmuş. Ve düzgün 12 gen. Şimdi düzgün 12 geni düşündüğümüz zaman bir düzgün çok genin dış açıları nasıl bulunuyordu? 360 bölü 12'den 30 derece. Gerçekten bu bir dış açıdır. Ee, kenarda bulunsun. Nasıl işimize yarar? Birazdan devam ederiz. Bana bazen arkadaşlar. Geometride tabii ki genel e, görüş gücümüz de önemli oluyor. Uygulamamız önemli oluyor. Geometri ne sadece sırf görme dersidir ne de sadece bil canım hemen yaparsın dersidir. İkisini düzgünce harmanlamamız lazım. Eski bildiklerimizi kullanmamız çok önemli. Mesela benim kelebek benzerliği geliyor böyle bir durumda aklıma. Çünkü çaprazlama oranlar biraz onu hatırlatıyor. Varsayımda bulunursun tutmazsa başka bir şey denersin. O zaman hemen bunu düşününce artık çok genlerde de o bilgileri verdim ya hazır artık önünüzde. Şöyle düşünüyorum. Evet. Acaba böyle bunlar birbirine paralel mi? Paralelse kelebek benzerliği yapabilir miyim? Bakalım. Şimdi burada kaç tane kiriş var? 2 tane. 2 alfa diye düşün. Burada kaç tane kiriş var? 2 alfa. Evet, bu yaylar arasındaki bu kirişler kesinlikle o zaman birbirine paralel. Demek ki ben CE uzunluğunu ve buradaki AG uzunluğunu bilirsem kelebek benzerliğinden CH ve HG de yapabilirim. Bakalım o zaman ne söyleyebilirim? Şimdi bu düzgün 12 gen ya. Burası 30 derece değil mi? Burası da 30 derece. Çünkü ne demiştik? Her bir kiriş burada bakın söylemiştim. Bir dış açı kadar yay görüyor. 360 bölü 12'den her bir kenar 30'ar derece görür. Güzel bir şey oldu. Burası CE yayı bakın 30-30 daha 60 derece oldu. Bana katkısı ne? Önce bir şurayı sileyim. Şöyle bir merkez belirlersem, merkez açı ne oldu burada? CDE yayını gördüğü için 60 derece. Bir çemberde, bir çemberde 60 derecelik yayın özelliği nedir? Bu merkez açıyı da 60 yaptığı için yarıçaplar zaten eşit olduğu için, bak burası r olur, burası r olur, burası da r olur. Gördünüz mü? Dolayısıyla eşkenar üçgen çıkar ortaya. O zaman burada çevrel çemberin yarıçapına r dersek demek ki CE ne geldi? 60 60 60'dan dolayı R. CE'nin uzunluğunu yarıçap cinsinden gördüm. Şimdi gelelim. Bunu sildim. Yarıçap olduğunu gördüm CE'nin. Bir de şuraya bakalım. Burada kaç derece var? 1 2 3 4 5 6. 6 çarpı 30 ne yapar? 180 derece. 180 derece nedir? Çemberin yarısı. Çemberin yarısı olduğu için AG ne oldu? Direkt çap oldu. O zaman arkadaşlar merkez açı bakın. Burada gördüğünüz gibi merkez burası olduğu için çap olduğu için RR oldu. Demek ki AG uzunluğunda ne güzel 2R'ymiş. Artık burada ne söyleyeceğiz? Burası R bulmuştuk demin. Taban 2R. Şunu sileyim artık onun işim kalmadı. Böylece kelebek benzerliğinden R'nin 2R'ye oranı CH'ın HG'ye oranı 1 bölü 2 geldi arkadaşlar. Tam tersi sorulmuş. O da 2 yapar. Bu şekilde ekstra Bahsetmek istediğim sorulardı arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Genel bir toparlama yaptık. E, çalışmalarınıza devam ediyorsunuzdur. Güzel güzel inşallah karşılıklarını alırsınız. İyi çalışmalar.